Arkadaşlar merhaba. Bu çalışmamızda sıklıkla kullandığım ve kullanmanızı önerdiğim 3D modelle stok tanımlama çalışması yapacağız. Bu stok tanımlama yöntemi çalışmanıza fazlasıyla esneklik katacaktır. Tek bir kritik nokta var. O kritik nokta stok modeli oluşturma sırasında sonucu birleştir checkbox'ının seçili olmamasıdır. Bu sayede mevcut katı modelinizden farklı bir katı model oluşturmuş olursunuz. Stok modelimizi şeffaflaştırarak iş parçamızı görebiliriz.